Hadi artık şu yayını paylaş. Evet, ne yapıyordunuz? İyi Arif, işte yemek yaptım, oturdum şimdi. Ne yaptın kız yemek? Taze fasulye yaptım, pilav yaptım, bir de salata yaptım. Biz akşam mangala gideceğiz. Ay Allah'ım oğlum, azıcıkın kıyma alıyorsun. Fakir miyiz biz? Sen gidip taze fasulyeyi içine koyacaksın. Kız ne oldu? Ay kasaba gönderdiğim çocuğu kalkmış 1 kilo kıyma almış. Kaç kilo alacak? Ben her aldırdığımda 5 kilo aldırırım. Hazreti Muhammed Efendimiz bir yorumayla doyarmış. Arif, ne oldu görümcende senin o olayın? Hangi olay? Haberiniz yok mu? Görümcesi bunun küpelerini çaldı. Ama şoktayım resmen. Arif, sen iyi ki bunlara zamanında büyü yaptırmışsın, hak ediyor musun? Ne büyüsü, ben büyümü yaptırmadım. Sus artık Arif. Büyü yapanın da yaptıranın da cennette eriyor. Allah'ım sen affet. Arif, görümce mesaj attı. Ne mesajı? Ne diyor? Ben diyor kimsenin küpelerini çalmadı. Ama sizin aretini sizin için neler söylüyor anlatayım diyor. Neyse, sabah kapatın canlıyı. Ne biçim demişsin ki? Bu kız leşek okuyor. Biz yanında duramıyoruz. Kocası nasıl yatıyor bunda, saçları köfeke içinde. Bak senin içinde ne demiş Arif? Dördüncü kocaya aldı demiş. Ben demiş kocanla onu aynı ortamda bulundurma. Neticede içinde keranlık var demiş. Ben senin için. Ben namusumla evlendim. 4 kere senin geçmişini de biliyoruz. Bir mahalle üstünden geçti seni. Evet evet, sen bekarken hamile kaldın. Geldin bana demedin mi? Kimden bilmiyor bu çocuk diye. Siz beni fazla şişirmeyi bakayım fakir köpekler. Hani mangala gideceğiniz 250 gram kıymanın içine 5 tane ekmek doğrayıp köfte yaparsınız hani. Et alamazsınız hani, çocuklarınız sokakta veremli gibi yalın ayak dolaşır. Pislik içindesiniz. Hadi hadi aç köpekler ağzınızı işin. Ben şimdi onun evine gidiyorum, olacağım. Ben de geliyorum, aharet yedim onu. Rabbim, aharetleri bile çiçelemem, sen onları affet.